Yugoslavya Komünistler Birliği Başkanı Josip Broz Tito ile yürütme bürosu mektubunun 2 yıl önce ilan edilmesi, sosyalist özyönetim gelişmemizin tarihi belgelerinde altın harflerle yazılacaktır. Sayın arkadaş Ali Rıza, belediyenizdeki her günkü yaşamınızda ve siyasi etkinlikte mektubun etkisi nasıldı ve aynısının öneminden söz eder misiniz? Cumhurbaşkanı Tito ve yürütme bürosunun mektubunun ilan edilmesinden sonra aynı zamanda Makedonya Komünistler Birliği'nin 6. kongresinde ve Yugoslavya Komünistler Birliği'nin 10. kongresinde alınan karar ile tutumların gerçekleşmesi, Kumanova Belediyesi'ndeki Komünistler Birliği organlarının esas örgütlerinde üyeler arasında ve Birleşik Esas Emek Örgütleri ve birimlerinde çok geniş çaplı, yoğun ve sürekli olarak ide siyasi etkinliği başladı ve devam etmektedir. Bu etkinlikte Komünistler Birliği organ ile esas örgütlerinde büyük seferberliği belirtti ve bunların arasındaki etkinlik bağlılığını gösterdi. Bu sırada ide ve siyasi birliğinde yüksek seviyeye ulaşmış siyasi eylemde başarıları olmuştur. Programlı ve koordinasyonlu etkinlikte ve örgütlenmiş öteki sosyalist güçleriyle belediyede aleni, açık ve dolayısız ide siyasi angajmanla Komünistler Birliği başarılı ve sorumlulukla belediyemizin toplumsal yaşamının her alanında örgütlenmiş öncü ide siyasi gücü rolünü gerçekleştirmiş ve tasdiklamıştır. Böylelikle Cumhurbaşkanı Tito ile yürütme bürosu mektubundan çıkan ödev ile siyasi hedeflerin büsbütün gerçekleşmesi sağlanılmış. Aynı zamanda Makedonya Komünistler Birliği'nin 6. kongresinden ve Yugoslavya Komünistler Birliği'nin 10. kongresinde getirilen tutum ile rezolüsyonların yaşamımızda uygulanıp gerçekleşmesi sağlanılmıştır. Belediyenizde iş bulma sorunu nasıl çözümleniyor ve sorunun çözümlenmesinde hangi güçlüklerle karşılaşıyorsunuz? Kumanova Belediyesi ve yöresinde var olan işsizlik sorunu güncel bir sorunu oluşturmakta ve buna göre çözümün sağlanılması istemektedir. Geçen dönem içinde önemli başarıların elde edilmesine rağmen bu sorunun çözümü sağlanmış değildir. Böylelikle var olan en yeni bilgilere göre bu anda belediyemizde ortalama olarak 14.842 işçi çalışmaktadır. Bu sayının 12.269'u iktisadide çalışmakta, 2.574'ü de ise öteki alanlarda çalışmaktadır. Fakat yeni iş yerlerinin açılması eylemi nüfus artmasının hızıyla ayak uyduramadığından ötürü büyük sayıda geçici dönem için işsiz işçilerin sayısı çoğalmaktadır. Buna göre bu anda iş bulmak kurumunda 6.000 kişinin iş aradığı kaydedilmiştir. Durumun nasıl olduğunu işaret etmek isteğiyle şu örneği anacağım. Belediyede her 100 nüfusun 12'si çalışmaktadır veya çalışan bir kişiye 8 çalışmayan gelmektedir. Bu sorunun iyileşmesi ve çözümlemesi için belediye meclisi ile Birleşik Emek Örgütleri tarafından bazı tedbirler alınmıştır. Bunlardan bazıları var olan endüstri kapasitelerinin genişletilmesi, yenilerinin inşa edilmesi için yatırımlarının çoğalmasına gidilmektedir. Çünkü böylelikle yeni iş yerleri sağlanılmaktadır. Bu yönde 1974 yılında Çiğ Ayakkabıları Fabrikası'nda daha iki yeni bölüm inşa edilmiş ve hizmete verilmiştir. Bunlar da plastik ayakkabı ile süsler üretilmektedir. Tekstil Promet Ticaret Örgütü'nün yeni büyük mal evi hizmete verilmiş. İskra Metal Örgütü'nün daha iki halasının inşa edilmesi devam etmektedir. Burada ağır çelik konstrüksiyonları yapılacak. Kumanova Tarım Endüstri Kombinasyonu'nun endüstri soğutucusu yapılmakta. İnek ile hınzır farmasının genişletilmesi de yapılacaktır. Aynı zamanda başka yeni yapıtların inşa edilmesi veya işletilmesinde planlaştırılmaktadır. Bu gibi
girişimlerin yapılmasıyla belediyemizdeki işsizlik sorunun çözümü bütünsel olarak halledilmezse herhalde iyileşmesi sağlamaktadır. Katkınıza teşekkürler. Sayın seyirciler, Preşire Televizyon Türkçe Yayınları Redaksiyonu'nda bulunuyoruz. Yayının baş sorumlusu Şakir Maksut karşınızda. Arkadaş Şakir, Preşire Televizyonu Türkçe Yayınları sorumlusu olarak yayınlarınızın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve yayınlanması hakkında seyircilerimizi de daha yakından tanıtır mıydınız? Memnuniyetle. Bölgemizde ulusal hak eşitliği siyaseti gelince, yani bu siyasete saygı göstererek Kosova'da yaşayan tüm ulus ile halkların dilinde de yayınların yapılmasına geçildi 7 yıldan önce. Fakat ilkin bildiğiniz gibi yayınlar Arnavut dili üzere yayınlanmaya başladı. Şimdi ise bu yılın başlangıcında yayınlar Sırparvat ve Arnavutça'da Priştine'den yayınlanmaktadır. Bugüne dek ve daha yayınlar şimdi de Belgrad Televizyonu'ndan yayınlanmaktadır. Bu bizim için, yeni ve genç bir redaksiyon için ayrı bir güçlüğü teşkil etmektedir. Yayınlarınızın daha kaliteli bir biçimde hazırlanması amacıyla kadro sorunun çözümlenmesi nasıl yapılıyor sizde? İşte kadro sorunu da gene ayrı bir güçlü teşkil etmektedir. Ben üzülüyorum ki şu anda sadece güçlüklerden konuşuyorum. Fakat her başlangıçta normal bir akınım, normal bir devinim olarak bunu ileri sürmekteyim. Biz de yeni redaksiyon olarak bu alanda değerli adımlar atmış bulunmaktayız. İlk konkurdan sonra kimi kadroları kabul ettik. Aralarında gazeteci arkadaşlarımız da bulunmakta. Fakat tabii bununla yetinmek doğru olmazdı. İleride de bu yönde özellikle çaba harcayacağız ve gün bugün çaba harcamaktayız. Şimdiki yayınların özelliğinden konuşmak isterdim. Yayınlarımız haftada bir olmakla beraber enformatif siyasi özelliğini taşımaktadır. Fakat yayın tek bir yayın olduğundan ötürü biz yayınlarımızda kimi başka konulara da yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu halkın bir isteğidir. En sonu biz o halk için çalışıyoruz. Onlara ilginç, uygun ve memnun edici konular hazırlamak çabasındayız. Şimdi tek bir yayınınız var. Gelecekte yayınlarınız herhalde genişleyecektir. Doğal ile bu da sadece Türkçe değil, öteki dillerde de yayınlar genişlenecek. Şunu diyeyim ki biz yayınların Prişne Stüdyosu'ndan yayınlanması için son hazırlıkları yapmaktayız. Bu yayınların zaman bakımından sürmesi nasıl olacaktır? Başlangıçta şöyle olacak. Salı günleri 10, Perşembe 15 ve Cumartesi 10 dakika yayınlar sürecek. Fakat ayın son haftasında Cumartesi günü yayın 20 dakika sürecek. Doğalıyla bu yayınlarda geniş bir yelpaze konularını kapsamaya çalışacağız ve umut ediyorum ki seyircileri memnun edeceğiz. Redaksiyonlarımız arasındaki ilişkiler herhalde ileride kurulacaktır. Bu ilişkiler işbirlik yapma amacıyla nasıl olabilir? Redaksiyonlar arasında sıkı bir işbirliğinin kurulmasını gönül isterdi. Ve bu işbirliğini gerek Üsküp Televizyonu'ndan gerek Prişne Televizyonu gazetecileri arasında gerçekleşebilir. Yani buradan kimi gazetecilerin Üsküp'e gitmesi ya da Üsküp Televizyonu gazetecilerinin Prişne'ye gelip ekiple beraber konuları araştırıp izlemesidir. Bundan başka kimi konuları iade edebiliriz, eğer öyle diyebilirsem. Kosova'da hazırlanan kimi konuları
Üsküp televizyonunca yayınlanabilir. Aynısı Üsküp'te Makedonya'dan hazırlanan konuları da bizim televizyondan yayınlamak. Fakat bir başka alanı var ki bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani Prişne televizyonundan yayınlanan yayınları Makedonya seyircileri de seyredebilsin. Aynısı Üsküp televizyonunun yayınlarını, Türkçe yayınlarını Kosova halkı da seyredebilsin. Bunu gerçekten çok isterdik ve bunda özellikle bizim tarafımızdan çaba harcayacağız. Umut ediyorum ki Üsküp'teki arkadaşlar da bunun üzerinde duracaklar. Bence bu işbirlik böyle de olabilir. Siz Üsküp'e gazetecinizi gönderdiğiniz zaman ekibimizi kullanabilir. Bizim gazetecimiz de buraya geldiği zaman sizin ekibinizi kullanabilir. Öyle doğru. Mi?